Sonlar aritmetik dizi dediğine göre bilinenden hareket edelim. M ve 5 M'yi biliyoruz bakın. Haliyle arkadaşlar arada kaç fark var? 4 M. Arada kaç terim var? 3 e, tane 1, 2, 3, 4, 5. terimmiş. Arada 4 tane e, fark var o zaman. Demek ki ortak fark arkadaşlar M geldi. N buradan 2 M olur. A 3 M olur. B de 4 M olur. Böylece B gördüğüm yere 4M, A gördüğüm yere 3M yazacağım. N de zaten 2 miydi Cevap 7 bölü 2 geldi. A şıkkı. Öbür tarafa atarsak bakın 10 üzeri 2.7 x 10 üzeri 11.3. Şimdi arkadaşlar 10 üzeri 2 3 basamaklı. 10 üzeri 3 4 basamaklı. O zaman x 3 basamaklı en az. Aynı şekilde arkadaşlar 10 üzeri 12 olsaydı 13 basamaklı. 10 üzeri 11 olsaydı 12 basamaklı. Tamam o zaman bu da yine en fazla 12 basamaklı oluyor. 13 basamağa çıkamayacak. Haliyle 13'ten şey 12'den 3'e kadar sayıların toplamı nedir? 12 çarpı 13 bölü 2 diyelim. Ancak burada 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamının formülüydü bu. 1 ve 2 var mı? Yok. Bunları çıkarırım. Böylece 13 çarpı 6 78. 3 çıkarırsak 75'miş D şıkkı. Şimdi arkadaşlar harflerden şöyle bir şey oluşturmamız lazım bakın bu şekilde şöyle bir nevi kareli bir düzlem oluşturdum gördüğünüz gibi yine burasını da böyle yapalım bunu da böyle yapalım şimdi böylece ne olacak artık şunu söyleyebiliriz 1 buraya 1 buraya 1 buraya 1 buraya 1 buraya 1 buraya 1 derim 1 artı 1'den bakın 2 1 artı 2'den 3 1 artı 3'den 4 sehpayı burada bakın 4 farklı şekilde okuduk. Sonuçta burası A ile bitiyor. Yine 1 artı 2'den 3 ve yine 1 artı 3'ten burası da 4 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi haliyle artık 4 artı 4'ten 8 defa sehpa okuduk. Tüm harfler kaç tane olacak peki? Şey tüm okuyuşlar. 3 3 daha buraya 6 yolla iniyorum. Buraya 4 yolla indik. Buraya 4 yolla indik. Toplamda arkadaşlar 14 tane kelime okumuşum. Bunların 8 tanesi sehpa olmuş. 2 ile sadeleştirirsek 4 bölü 7 d şıkkı. 2 olay bağımsızsa bunların arkadaşlar birlikte gelme olasılıkları, birlikte olma olasılıkları olasılıkların çarpımıdır. Dolayısıyla PA birleşim B, PA artı PB eksi PA kesişim B ya işte bunu çıkaracağız. PA çarpı PB olacak. Bu bize A birleşim B'nin olasılığını veriyor. Dolayısıyla bunları dağıttığım zaman 1 eksi PA eksi PB artı PA çarpı PB. E şurayı eksi parantezin alırsan PA artı PB eksi PA çarpı PB, -PA -PB bulmak istediğim şey PA birleşim B işte burası. Demek ki arkadaşlar sol tarafa attığımda 1 eksi 3 bölü 4 PA birleşim B oldu. Cevabımız C şıkkı. Polinomun derecesine P diyelim arkadaşlar. O zaman P'nin türevi dereceyi 1 azaltır P eksi 1 olur. İkinci türev 2 iki azaltır P eksi 2 olur. Bir polinomun integralini alırsanız derece artar P artı 1 olur. Bir polinomun ikinci dereceden türevinin integralini alırsanız P türev x olacağı için burası da arkadaşlar P eksi birinci dereceden olacaktır. Çarpımın derecesi toplamdır. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5 tane P Birler birbirini götürür. 5P-3 32'ymiş. P demek ki 7. dereceden bir polinommuş. P'nin türevini integrali zaten P'nin kendisi olacağı için böyle. Derece arkadaşlar yine 7 olur. C şıkkı. Derece integral aldığınızda 1 artar. İntegral değil türev alırsanız 1 azalır. Aslında temel mantık bu. Burada arkadaşlar size tavsiyem soruda Katlama verdiği zaman ya ana şekli siz katlayın ya da katlanmış şekli geri açın. Sonuç olarak ben burada katlanmış şekli geri açtım. Böyle AN. Katladığımızda ne değişmez? Uzunluk değişmez. Ona dikkat. Yine açı değişmez. Bu yüzden BN bir açı ortay olur arkadaşlar. AB ile BA üssü eşit. Bu soruda çok kullanmayacağız ama olsun yine de dursun. Buraya 3M'ye M diyelim. Kendisi çünkü böyle bir oran vermiş. O zaman AB'nin de BC'ye oranı açı ortay kuralından dolayı hatırlayın arkadaşlar. 3 bölü 1'den 3'tür. Şimdi AB ne verilmiş bize? Log kök 3. Log kök 3 x. 2x. Hemen ben bunu düzelteceğim yalnız. Kök 3 arkadaşlar malum 3 üzeri 1 bölü 2 ya. Kat sayı ters çevrilerek çarpılır tabanda olursa. Böyle olur. Bunu da alacağım yukarı. Logaritma 3 2x'in karesi. Bölü BC zaten normal logaritma 3 tabanında x arkadaşlar eşittir 3. Tabanlar aynı olunca böyle sadeleşiyordu. Yeni taban alttaki log x yani sayıda normal üstteki 2x'in karesi. Bu da 3'e eşit olacak. Atıyorum buraya x küp 2x'in karesi 4x kare. Tabii ki x 0 olamaz. İçeri x yazamayız 0 olarak. Böylece sadeleştirdiğimizde x4 geldi. Cevap D şıkkı. Bu da arkadaşlar çözerken erken uğraşmışsınızdır zaten. İkinci derece eşitsizlik yapayım dediniz ve... ...delta sıkıntılı olduğu için, kökler problemli olduğu için olmadı değil mi? Çünkü bir de deltalara biz, köklere bir de tam sayı vermek zorundayız burada. Herhangi bir ikinci derece denklem gibi davranamayacağız. O yüzden ne yapacağım? Burada üşenmeden değer verip bir yorum yapacağım size. N'ye 1 verdiğiniz zaman burada arkadaşlar alacağı değer... 20 geliyor. Diğerinde de 11 geliyor. 2 verdiğinizde 4 31 daha 35. Eee 35'ten de 24 çıkartırsak 11 oluyor. 3 verdiğimiz zaman arkadaşlar biraz daha azalacak. 4 verdiğim zaman biraz daha azalacak. Ta ki nereye kadar 6 verdiğimde dibe vuracak artık. Çünkü parabol tabii ki tepe noktası böyle gördüğünüz gibi tepe noktasında kolları yukarı doğru olduğu için en dip değerini alır. 6 verdiğimizde nereden anlıyoruz tepe noktasının apsisinin 6 olduğunu? Eksi b bölü 2a'dan bakın 12 bölü 2'den 6 geliyor. 36 eksi 72 artı 31 burası 67 67'den de 72 çıkarırsak eksi 5. Bu nasıl ilerliyor? Beşer beşer artarak ilerliyor. 11, 16, işte 21, nokta nokta böyle giderek büyüyor arkadaşlar. O zaman bunun terimleri en az 11, 11'den sonra hep artıyor. Bizim 11'den küçük terimleri bulmamız lazım. 1 olmaz, 2 olmaz. 3'ten itibaren bakacağım. Bir de neye dikkat edeceksiniz? Parabolde arkadaşlar... Tepe noktasında eşit uzaklıkta olanların koordinatları e, ordinatları aynıdır. O zaman 2, 11'e eşit ya. Aslında e, 10 da yine A 10 da arkadaşlar yine 11 eşittir. Neden? 10 ile 2'nin toplamının yarısı 6'ya eşit oluyor. Tam 6'nın apsisi burada, 2 burada, 10 da burada olarak düşünün. Bunların ikisi de arkadaşlar 6'ya 4 birim uzaklıkta olduğundan ordinatları aynı. Demek ki 3. terimden 9. terime kadar arkadaşlar değerler hep 11'den küçük olacak. 2 ve 10'u alamam çünkü 11'e eşit burada küçük olmasını istiyordu. 3 ile 9 da dahil olmak üzere 3'ten 9'a 7 tane terim var. Cevap E şıkkı oldu. Soruda önce şurayı anlamalısınız arkadaşlar. Değer kümesi bize nasıl tanımlanmış? N fark yani doğal sayılardan A kümesinden farkı olacak şekilde bir küme. O zaman nasıl başlamalı? 73, 74, nokta 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 sonsuza kadar gidecek. İşte olay bu arkadaşlar. Çünkü doğal sayılar evet sıfırdan başlar. Ama bu A kümesi de eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 nokta 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 72'ye kadar olduğu için A kümesinden farklı olan elemanlar mecburen 73'ten başlamalı. Bir de artan fonksiyon ya o zaman ilk değeri bunun f eksi 2 çünkü eksi 3'ten büyük x'e en az eksi 2 verirsin. f eksi 2 o zaman en az 73 olabilir. f eksi 1 arkadaşlar en az 74 olur nokta 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 nokta. Böylece f 71 71 arkadaşlar eksi 2'den kaç fazla? 73 fazla. 73 fazla olduğu için de o zaman bu 146 olur. F 72 de böylece 147 olacaktır arkadaşlar. Toplamları da 293 olur D şıkkı. Şu içeriye arkadaşlar F türev x'i yazacağız ya. Burada her iki tarafın türevini alırsak zaten integralle türev birbirini götürür. Direkt f türev x gördüğünüz gibi x üzeri 4 eksi 1'in kare kökü olur. Önce bir bunu fark etmek gerekiyordu soruda. Artık yerine yazarsak 2 ile 4 arasında kök içinde 1 artı f türev x'in karesi kare kökten kurtulacak. x üzeri 4 eksi 1 olacak. Bunlar da gitmiş oldu böylece. 2'den 4'e x üzeri 4'ün kare kökü x kare yapar. Bunun integrali de arkadaşlar dx diyelim böyle bunları unutmayalım. x üzeri 3 bölü 3 4'ten 2'ye. Yerine yazdığımız zaman 64 bölü 3. Eksi 8 bölü 3 çıkardığımız zaman 56 bölü 3 olacak E şık. Yani biraz karışık gibi görünüyor. Ama orada fark etmek gereken şey türev ile integralin birbirini götürmesi. F türev 3 demektir arkadaşlar. Bu M'ye eşitmiş. Soru böyle verilmiş. Şimdi fx eksi f3 bölü 9 eksi x kareye gelelim. Yerine yazarsak f3 eksi f3 bölü 9 eksi 9. Burası 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Bilen arkadaşlar lopital yapabilir. Payın türevini al ayrı al f türev x. Paydanın türevini ayrı al eksi 2 x. Şimdi yaz yerine limit x gördüğün yere 3. Böylece f türev 3 bölü eksi 6 isteniyordur senden. Haliyle f türev 3 gördüğün yere de m yazarsan cevap eksi m bölü 6 olur. Hocam ben bunu bilmiyorum derseniz bence lopiteli öğrenin. Çok basit 0 bölü 0 belirsizliğinde Payın ayrı paydanın ayrı türevini alıyoruz. Yani bölüm türevi değil. Ayrı ayrı türev yapıyorsun. Buradan da kolayla bakın sonuca ulaşabiliyoruz. İkinci yol bu biri olsun. İkinci yolda türevin limit tanımını o zaman bileceksiniz güzelce. fx eksi f3 bölü burayı x eksi 3 yaparım. 9 eksi x kare olduğu için de eksi x eksi 3 ile çarpım olarak durur. Bakın şurası arkadaşlar türevin limit tanımı. fx eksi f3 bölü x eksi 3 demek F türev 3 demektir. Bunu bileceksin o zaman. Şimdi limit x gördüğüm yere 3 yazarsam eksi 1 bölü 6 olur burası da. Zaten bunun demin m olduğunu söyledim. Eksi m bölü 6 yine bulduk. B şıkkı. Tek fonksiyon aslında bu. Bakın fx eksi fx olarak öbür tarafa atarsak f eksi x eşittir eksi fx oldu. Bu zaten tek fonksiyonun tanımıdır. Bundan dolayı evet tek fonksiyonda formül eksi a'dan a'ya fx dx integral 0 gelecektir arkadaşlar. Kuralı bilelim lütfen. Bu doğrudur. Gelelim şimdi ikinciye. Bu şimdi fonksiyonun kaçıncı dereceden olduğunu bilmiyoruz ki. Diyelim böyle x üzeri n olsun. Siz bunun türevini aldığınızda x çarpı n üzeri eksi 1 olur arkadaşlar. x üzeri n eksi 1 olur. E bu şimdi eksi 2 çarpı x üzeri n'ye mi eşit? Hayır tabii ki böyle bir şey yok. Yani burada bir kere bunlar götürüyor birbirine. Ne, eksi n bölü 2 eşittir x üzeri daha doğrusu x oluyor. E, bu olabilir mi? Böyle bir durum hayır. O yüzden arkadaşlar n x eşittir eksi n bölü 2 diye bir durum yok. Bu soru işareti belirsiz. f türev x çarpı f türev x x büyüktür sıfırdır. Şimdi evet arkadaşlar f türev x fonksiyonun kendisi tek fonksiyon olduğu için f türev x çift fonksiyondur. Siz gidip burada yerine yazarsanız f türev x x de f türev x'e eşit olacaktır. Örnek vereyim basitçe size. Mesela x küp artı x fonksiyonunu düşünün. Bunun türevi nedir? 3x kare artı 1. Bak çift fonksiyon oldu. x yerine eksi x de yazsam fonksiyonun türevi değişmez. O yüzden bu da doğrudur. Cevap D şıkkı. Evet arkadaşlar burada şöyle yapalım. Bir kere tepe noktasının apsisini buluruz. Eksi b bölü 2a'dan tabii ki 4 bölü 2'den 2. Tepe noktasının apsisi 2 ise denklemde yerine yazdığımız zaman 4 Eksi 8 artı 9 gördüğünüz gibi 5 oldu. Şimdi burada bizim için bu neden önemli? Burası 2 birim. Burası da ordinattan dolayı 5 birim. Fark ettiniz mi? 3, 2 daha 5. Burası da 5. O zaman bu bir ikiz kenar dik üçgen. Yani şu açı 45 derece. Bu açı da 45 derece. 3 birim olduğu için burası da 3 birim olur. Şöyle bir dik üçgen yapacağız. Tabii ki dikdörtgen olduğu için şuraya harf vereyim. TK uzunluğu. 5 birimse buraya da harf vereyim. MN uzunluğu da arkadaşlar 5 olması için böylece buraya 2 birim kalır. Zaten absis 2 idi. Hemen renkle göstereyim. Şuradaki dik üçgenin alanını buluruz artık arkadaşlar. Buradaki dik üçgenin alanı bir kenarı 2, bir kenarı 2, 2 çarpı 2 bölü 2. Artı şöyle bir şey yapmış olacağız artık. Burada şuraya dikkat edin Lütfen. Burası da x'e 0 verdiğiniz zaman y'si 9 olduğu için 4 birim olmuş oldu. Böylece buradaki pratik bilgimiz de neydi? Bunları çarp 3'te biri bize alan veriyor. Haliyle 8 bölü 3 artı 2 buradan da 14 bölü 3 cevabımız A şıkkı oldu.